Nokta TV'den herkese iyi akşamlar. Bugün 10 Kasım 2021. 10 Kasım 1938'in Cumhuriyetimizin kurucu lideri Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının ardından tam 83 yıl geçti. Bugünkü anma etkinlikleri de gösterdi ki Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyet değerlerine, Atatürk'ün devrimlerine olan bağlılık aslında eksilmedi. Bu konuyu Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçiyle, Atatürk'ün kurduğu partinin en önemli isimlerinden biriyle, avukat Haluk Pekşen'le konuşacağız. Sayın Pekşen, hoş geldiniz stüdyomuza. Hoş bulduk sevgili devrim. Önemli bir günde stüdyomuzdasınız. Önemli bir konuyu Mustafa Kemal Atatürk'e ve Cumhuriyet değerlerine toplumda kendiliğinden ve yeniden yükselen bir bağlılığı konuşacağız. Mutlaka siz de bunu toplumun nabzını da tutan ve Cumhuriyet Halk Partili bir siyasetçi olarak gözlemliyorsunuzdur. Sizin gözlemleriniz neler? Çok doğru, çok isabetli. Ben de öyle gözlemliyorum. Tabii Türkiye'de özellikle bu son 10 yıl içerisinde yaşanan siyasi gelişmeler aynı zamanda Türkiye'nin bütün kurumlarını da etkiledi. Siyaset öylesine bir toplumun dokularına dokunmaya başladı ki herkes bundan irite olmaya başladı ve bu etkilerin sonucunda da insanlar çok ciddi bir şekilde ya itiraz etmeye başladılar, ya tepki göstermeye başladılar ya da dikkatle bütün gelişmeleri takip etmeye başladılar. Yani geçmişte siyasetin dışında kalan insanlar bile artık siyasetin olabildiğince içerisindeler, gündemin olabildiğince içerisindeler, gelişmeleri an be an takip ediyorlar ve toplum artık çok ciddi bir şekilde refleks gösteriyor ve tepki gösteriyor. Politikleşti çünkü, ve politizasyon yükseldi galiba. Tabii toplum. Çünkü herkes ne kaybettiğini şimdi anlamaya başladı. Tabii biz büyük önderin, silah arkadaşlarının bize yurt yaptıkları bu toprağı hepimiz büyük bir rahatlık içerisinde bulduk. Yani onlar canlarını ortaya koymuşlar. Bu güzel ülkeyi bize yurt yapmışlar ve biz gerçekten kendi coğrafyamızın en güçlü ülkesi, en saygın ülkesi olarak bu coğrafyaya doğduk ve bu coğrafyanın içerisinde elbette ufak tefek siyasi sorunlarla birlikte yine yol haritamızda bir şeyler yapmaya gayret ediyorduk. Ama ne zaman ki 2007'den sonra Türkiye siyasi İslam adı altında bir ideolojik yapılanmaya doğru sürüklenmeye başladı, savrulmaya başladı. Müslüman kardeşler ideolojisinin tuzağına düştüğünü Türkiye görmeye başladı. Arkasından Türkiye büyük kaybetmeye başladı. İşte önce yargısını kaybetti, arkasından ordusunu kaybetti, arkasından bürokrasisini kaybetti, arkasından kurumlarını kaybetti. En son parlamentosu vesairesi. Yani Türkiye ciddi anlamda bütün kurumlarıyla, kurallarıyla çökmeye başladı. Bütün bunlar çürüdü ve çöktü. Doğarak şu anda Türkiye'de herkes benim de gündeme taşıdığım ve ilk de bunu söyleyen ben olduğum için de kendimi bu anlamda şanslı hissediyorum. Benim de gündeme taşıdığım Türkiye'yi kurumlarıyla, kurallarıyla yeniden inşa edeceğiz ortak paydasında buluştu. Çok yaygınlık kazandı bu yeniden çok inşa. Çok doğru. Ben bunu duyunca da çok mutlu oluyorum. Bu slogana herkes şimdi yavaş yavaş sahip çıkmaya çalışıyor. Aman olsun sahip çıksınlar. Bundan büyük mutluluk duyarım. Peki herkes diyor ki Türkiye'yi yeniden inşa edelim. Peki nasıl inşa edeceğiz? Nerede inşa edeceğiz? Dediğiniz zaman o zaman ortaya kocaman bir ortak payda çıkıyor. Nedir ortak payda? Atatürkçülük. Öylesine bir Atatürk 21. yüzyılda yani 100 yıl sonra yalnızca Türkiye'ye değil insanlığa öylesine bir ders veriyor ki yapılan uygulamaları izlediğinizde herkes geriye dönüp ya bu Atatürkçü uygulama diyor. Şimdi hani sık sık ekonomi programlarında burada da konuştuğumuz programlarda da referans veriyoruz işte. Diyoruz ki işte Darın Acemoğlu'nun dar koridoru dünyada şu anda yaşanan en önemli program ve en çok alıntı yapılan ve kabul gören program olarak görünüyor. Ne diyor Darın? Diyor ki işte dünyada artık özel sektör ve kamunun işbirliği içerisinde dar bir koridor içerisinde yeni bir dünya düzeni inşa ediliyor. Doğal olarak bu dar koridor aslında Atatürk'ün 1923'te İzmir İktisat Kongresi'nde girişimci devlet ve özel sektör işbirliğiyle ortaya koymuş olduğu ekonomik model. Nitekim o kadar çok örneği var ki İsveç'teki modelde hatta İsveç modelini biraz da kooperatifler üzerinden tartışmak lazım. Biz İsveç'teki modeli hayranlıkla izliyoruz şu anda. Bakıyorsunuz ki İsveç dünyanın en gelişmiş ekonomilerinden, en saygın ülkelerinden birisi. Öyle değil mi? Demokrasiyle, hukuk devletiyle, devletin saygınlığıyla, kurumlarıyla vesaire İsveç müthiş bir
hepimizin özenle baktığımız bir yer. Bir soğuk Avrupa ülkesi, buzlar ülkesi ama öbür tarafta bütün insanlığın neredeyse yaşamak için gayret sarf ettiği bir yer. Peki neyle bugünlere gelmiş? İşte tam da az önce söylediğimiz gibi karma ekonomik model, yani girişimci devlet ve girişimci özel sektör işbirliğiyle. Nitekim Altıokut'ta da biliyorsunuz ortadaki okun en uç tarafında kertik var. Orada devlet işbirliği, devletle özel sektör işbirliğini tanımlıyor. Şimdi sevgili devrim, bugün hepimiz Türkiye'de bu iki ortak paydayı, yani bir tarafta Türkiye'nin kaybetmiş olduğu değerler, ülkenin kaybettiği kurumlar, kurumsal yapılar, çürüyen, çöken bütün sistemlerde yeniden inşa dediğiniz zaman dönüyorsunuz, ulus devleti yeniden inşaya dönüyorsunuz. Bir ara küreselleşme modası vardı ama o küreselleşme modası dünyada büyük hayal kırıklığı yarattı. Tam da o moda revaçta olduğu zaman, o ideoloji revaçta olduğu zaman siyasal İslam yükseliyordu, kimlik siyasetleri yükseliyordu. Evet. Atatürk'ten, Cumhuriyet'ten bahsedenler eski moda, hatta vesayetçi ilan ediliyorlardı. Doğru. Siz o dönemlerde de, siz ve sizin gibi siyasetçiler takip ettiğimiz için biliyoruz, o dönemlerde de ısrarla Cumhuriyet, Atatürk değerleri, hatta yeniden inşayı da içine alacak bir söyleminiz vardı. Peki toplum buraya nasıl geldi? Mesela bu kadar güçlü olduğu bir dönemde, en güçlü olduğu bir dönemde küreselciliğin, işte kimlik siyasetlerinin, hatta siyasal İslam'ın çok yükseldiği bir dönemde birdenbire bunların hepsinin yenildiğini gördük ve toplumun, biz az önce de bahsettiğimiz gibi programı açarken, yeniden Atatürk ve yeniden Cumhuriyet değerleri etrafında yeniden inşayı konuşmaya başladığı bir döneme geldik. Nasıl sizlerin direnişi mi bunda etkili oldu? Toplum mu ya da bu ülkenin aydınları mı doğrusunu gördü? Buraya nasıl geldi toplum? Bu olumlu noktaya. Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu şu sevgili devrim. Şimdi rivayet şuydu. 89 sonrasında dünyada çok ciddi miktarda bir para bolluğu var. Bu para bolluğu ülkeleri gezecek. Ülkelerin kendi öz kaynaklarıyla, doğal kaynaklarıyla, o ülkedeki işte insan yapısıyla, tüketim gücüyle, üretim gücüyle vesaireyle o para sermaye birleşecek ve ülkeler bu küresel etkiyle ciddi bir kalkınma sağlayabilirler. Bu beklenildiği ve planlandığı gibi olmadı. Tam tersine oldu. Dünyada küresel sermayenin gittiği yerlerde ülkelerin kaynaklarından daha çok kendi transferleriyle sermaye dağılımı yapıldı. Yani oraya faizli para götürdü, o ülkeye kendi ürünlerini götürdü, otomobilini götürdü, telefonunu götürdü, cikletini götürdü, tüketim malzemelerini götürdü. Ama o ülkelerdeki üretim potansiyelinin altyapısını sermaye transferiyle birlikte, oraya sermaye getirip, yabancı sermaye katkısıyla birlikte kalkınmayı pek öyle yapamadılar. Bu biraz Çin'de yapıldı. Çünkü Çin başka türlü bu küresel politikaların içerisine karışmadı. Çin koşulları koydu. Planlı ekonomi olacak dedi. Benim ülkemde şirketlerin %50'den fazlasını alamazsın dedi. Her sektöre giremezsin dedi. Bazı sektör sınırlamaları getirdi. Ve doğal olarak yabancı paralar Çin'e gittikleri zaman mecburdular Çin devletinin kendi çıkarları için planlamış olduğu, programlamış olduğu o ekonomik modellere uyum sağlamaya. Türkiye Avrupa'ya yakınlığı sebebiyle pazarın da yeni gelişmekte olan işte Türk Cumhuriyetleri'yle birlikte Orta Doğu'daki pazarın ciddi anlamda bir talep yarattığı dönemde Türkiye özellikle Avrupalı üreticilerin yabancı sermaye yatırımları için cazip bir ülke haline geldi. AKP bunu ilk yıllarda çok iyi kullandı. Yabancı sermaye girişleri müthiş oldu. Yılda 18 milyar, 20 milyar dolarlara kadar yabancı sermaye girişleri oldu. Hatırlarsınız Türkiye'de fabrikaları satın aldılar, market zincirleri satın alındı vesaire vesaire. Sonra baktılar ki 2007'den sonra bir dakika ya, bu Avrupa değerleriyle giderek bu ülke uzaklaşıyor. Çağdaş uygarlık değerleriyle uzaklaşıyor. Atatürk'ün, Cumhuriyet'in değerleriyle uzaklaşmaya başladı. Onun için burada gelecek görmemeye başladılar. Gelecek görme umutlarını kaybetmeye başladıklarında da Türkiye'den çıkmaya başladılar. Çıktıklarında geriye AKP kaldı. AKP 2012'de gezi eylemleriyle doğrudan Erdoğan'ın eline geçmişti. Erdoğan gezi eylemlerini fırsat bilmiş, AKP eline geçirmişti.
o eylemleri bastırma yöntemlerinde hatırlarsınız o zamanlar çok tartışılmıştı. Arınç karşı çıktı. İşte o zaman zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül Müzmin Milli Bayramlar hastası. O da işte karşı çıktı vesaire. Ama Erdoğan dinlemedi. O dönemde partiyi ele geçirdi. Daha sonra 17-25 Aralık'ta da parti yargıyı ele geçirdi. Böyle olunca Türkiye'de her şey fiili olarak Erdoğan'ın kontrolüne geçti. Her şey fiili olarak Erdoğan'ın kontrolüne geçince Devlet Bahçeli çıktı dedi ki madem dedi fiilen her şey Erdoğan tarafından kontrol ediliyor, hukuki sorumluluk da onun olsun. Mantık çok doğruydu. Arkasından anayasa referandumu hatırlar izleyiciler. Akla hayale gelmeyecek yol ve yöntemlerle bir anayasa referandumu yapıldı. O anayasa referandumunda atı alan Üsküdar'ı geçerek anayasa referandumu kabul edilmiş gibi oldu. Doğru. Hepimiz biliyoruz ki o anayasa atı alarak Üsküdar'ı geçerek olmaz. Çünkü hiç kimse meşru olmayan bir sonuçtan kendi lehine bir hukuki statü elde edemez. Bir meşruiyet anayasası değildir. Hala o sebeple tartışılıyor. Hala toplumun hazmettiği bir anayasa olmadı. Şimdi böyle olunca insanlar bu ülkenin yurttaşları geriye döndüler. Yurttaşlık hukukundan kaynaklanan haklarına bir baktılar. Yargılanma hakkı bile yok. Yaşama hakkı bile büyük risk altında. Yani size birisi şuradan bir yaftalama yaptığı anda siz dünyanın en dürüst adamı olun, en iyi hukukçusu olun. Kaşım gözüm diyene kadar 6 ay içeridesiniz. Özgürlükleriniz risk altında, yaşam hakkınız risk altında, adalet beklentiniz risk altında, yurttaşlık haklarının tamamı. Yani o vergi veren, sorumlulukları olan, hak sahibi olan yurttaş, yurttaşlık haklarını kaybetmeye başladı. Peki yurttaşlık haklarını geri almamız için ne yapmak gerekiyor? Dönüyorsunuz yine Mustafa Kemal Atatürk'ün yurttaş tanımına. Oraya geri doğru dönüyoruz. Şimdi bakın Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'de hiç kimsenin beklemediği müthiş sürprizler oldu. Diyarbakır'da Cumhuriyet Bayramı törenleri büyük şölenlerle kutlandı. Her tarafta insanlar artık neyi kaybettiklerinin farkındalar. Cumhuriyetin nasıl buralara doğru sürüklendiğini, nasıl emperyal projelerin Türkiye'yi böyle bir uçuruma doğru sürüklendiğini şimdi görmeye başladılar. Geriye doğru dönüyorlar, bir bakıyorlar ki Türkiye 1933'te Atatürk'ün almış olduğu bir kararla Avrupa'dan 330 üniversitelerdeki bilim insanı, profesör vesaire Türkiye'ye geliyorlar ve o bilim insanları Türkiye'yi bilimin üzerine inşa ediyorlar. O tarihlerde Türkiye ne yapıyor? Dünyanın 5 ülkesinden birisi olarak uçak yapıyor. Devrim otomobilleri yapıyor. Bir sürü sanayi teknoloji yatırımlar atıyor. Kimya İşte Halk Bankası'nı kuruyor. Aynen öyle. İşte FSSA'yı kuruyor. Bir şey dünyanın en iyi mimarları Türkiye'de büyük işler yapıyorlar. Gerçekten Türkiye 2. Dünya Savaşı sonrasında Birleşmiş Milletler'in kurucu olarak özellikle ve öncelikle rica edip lütfen siz katılın dediği bir ülke. Şimdi oradan o OECD'yle birlikte Türkiye 1950'li yıllarda OECD'ye kabul ediliyor ve OECD'nin dayatmasıyla birlikte uçak fabrikasını kapat, otomobil fabrikasını kapat, şeker fabrikasını kapat, köy enstitülerini kapat. Niçin? Düşünebiliyor musunuz? Bakın OECD niye kurulmuş? Marshall yardımı yapılacak. Marshall yardımını size denetleyecekler. Peki Marshall yardımının denetlenmesiyle köy enstitülerinin kapatılması ne ilgisi vardı? Şimdi herkes bugün bakıyor ki Türkiye otomobil yapmış, fabrikayı kapatmış. Türkiye işte uçak yapmış, daha sonra fabrikayı kapatmış. Türkiye Hıfzı Siyah'ı açmış, ilaç yapmış, aşıyı yapmış, fabrikayı kapatmış. Türkiye kağıt yapmış, dünyanın en kaliteli kağıtları üretilmiş, şimdi oraya da geleceğiz. Sonra fabrikayı kapatmış. Niçin kapatmış? Niçin, kim kapatmış bunları? Nedenine bakıyorsunuz, nedenleri yok. Şimdi sevgili devrim, izleyiciler şunu bir bilsinler. Bugün Türkiye inşaat sektörünün önemli bir ülke değil mi? Hadi Hodri Meydan diyorum. Japonya'da gitsinler bir inşaat ihalesine girsinler bakalım girebiliyor mu? Alamazlar. Hiçbir şekilde Japon devleti ihaleye sokmaz. Ülkeler kendi ulusal çıkarlarını her şeyin önünde tutarlar. Bakın İtalya'da 2005 yılında zeytinciliği desteklemek üzere kurulmuş bir banka. 5 tane şubesi var. 5 şubeli bir banka. Kuruluş gerekçesi zeytinciliği desteklemek. Bir Hollanda bankası, ünlü bir Hollanda bankası geliyor bu İtalyan bankasını satın alıyor.
İtalyan hazinesi diyor ki bu banka satışını onaylamam diyor. Çünkü bu banka zeytinciliği desteklemek amacıyla kurulmuştur. Sen ticari bir bankasın. Amacı dışında bu bankayı kullanabilirsin. Buna izin vermiyorum. Nerede küresel rekabet? Başka bir örnek vereyim. Almanya'nın en ünlü otomobil şirketi Amerika'da bir otomobil şirketini satın aldı. Amerikan hazinesi otomobil şirketinin satışını onaylamadı. Doğru. Dünyanın hiçbir ülkesi kolay kolay kendi ulusal ekonomik gücünü, lokomotifini paylaşmaz. Ama biz de maalesef öylesine bir hale geldik ki. Şimdi bakın, bir bu arada hazır bunu da söyleyeyim. Seka kağıt fabrikası satıldı, kapatıldı. 1 liraya yok pahasına satıldı. Bugün geçen yıldan bugüne dünyada kağıt fiyatları %100 arttı. Artmasıyla sorun bitiyor mu? Bitmiyor. Kağıt yok. Şu anda dünyanın bütün ülkeleri yana yakıla kağıt arıyorlar. Selüloz arıyorlar. Niye? Ambalaj yapacak. Yoğurdu koyacak. Sütü koyacak. İçecekleri koyacak. Ambalajın içerisine koyacak. Kağıda ihtiyaç var. Kitaba ihtiyaç var. Dergiye ihtiyaç var. Kağıt yok. Fiyatlar ikiye katlanmış olması da yetmiyor. Hala kağıt yok. Şimdi bakın. Cumhuriyetin o kadar önemli atılımları var. Ve bunlar Türkiye'yi dünyanın önemli ülkelerinden biri haline taşıyacak bu atılımlar. Maalesef siyasetin 1950'li yıllardan sonra ulus devlet kulvarından uzaklaşmasıyla birlikte büyük kayıplara doğru dönüşmüş. Şimdi geriye doğru dönüp bakıyorsunuz. Geçmişte Türkiye'nin dünya ile olan entegrasyonunda istatistiklere bakıyorsunuz. Türkiye dünya liginde en öndeki her zaman ilk 20 ülke içerisinde. Ekonomide de öyle, eğitimde de öyle, işte kültürde de öyle, dış ticarette vesaire. Şimdi bakıyoruz. 100, 110, 120 sonuncu haklar, özgürlükler, değerler, devrimler hepsinde perişan ülke. Niye? Çünkü bir karşı devrimci, bir siyasi anlayış, bir Müslüman kardeşler anlayışı Türkiye'yi geldi, ele geçirdi. Türkiye'nin bütün değerlerini, bütün kurumlarını çöketti, çürüdü. Şimdi enkaza döndü. Ve bu enkazın altında kaldılar. Onun için yurttaş diyor ki ben Türkiye'yi yeniden inşa etmeliyim. Herkes onun için yeniden inşayı çok sahiplendi. Türkiye yeniden inşayı sahiplendi. TÜSİAD'ı da sahiplendi. Siyasi partiler de sahiplendi. İşte sokaktaki vatandaş da, üniversitedeki öğrenci de hep birlikte Türkiye'nin yeniden inşa edilmesi, geçmiş kodları üzerinden yeniden o güçlü Türkiye'nin inşa edilmesi çabası içerisinde. Onun için Cumhuriyet önemliydi. Cumhuriyet Bayramı'nda Türkiye'nin her tarafında büyük bir coşku vardı. Büyük bir destek vardı. O sebeple zaten Cumhuriyet Bayramı'nın kutlanmasında oluşan o kamuoyunun güçlü desteği, halkın güçlü desteği siyaseti de çok ciddi bir şekilde yönlendirmeye başladı. Baktık siyasetçiler de hemen o rüzgara, hemen onlar da uymaya başladılar. Bu son 20 yıllık parantezi kapanacağını toplum da gördü galiba. Ama bir yandan da şöyle bir şey var. Şimdi siz ve yeniden inşa söylemini destekleyenler, Cumhuriyet'in temel değerlerine bağlı bir Türkiye'yi özleyenlerin çok umutlu olduklarını görüyoruz. Ama aslında konjonktüre baktığınız zaman da iktidar partisinin siyasal İslamcı kodlara sahip Cumhuriyet'i tasfiye etmeyi, boğmayı amaçlayan iktidar partisinin aslında belki de kendini en güçlü hissettiği zaman, her istediğini yaptığı bir an. Ama bu anda bu görünenin tersine Cumhuriyetçiler, Cumhuriyet'i savunanlar hiç olmadıkları kadar umutlular. Burada da böyle bir garip bir durum var aslında. Öyle tabii şimdi bu hep böyle, bu düzen hep böyledir sevgili devrim. Kaybetmeye başladıkça baskıyı artırır. Baskıyı arttırdıkça vatandaş susmaya başlar. Vatandaş sustukça sanır ki kendisi çok daha güçlüdür. Ama bizim gibi demokrasiyi az da olsa hissetmiş, yaşamış ülkeler, yurttaş kavramını algılamış ülkelerde halk sandığı bekler. Sandıkta öyle bir ders gelir ki hiçbir anket o dersi yakalayamaz. Yerel seçimlerden 2 yıl önce, 3 yıl önce sevgili devrim, yerel seçimlerde tarihi bir hezimet yaşayacak AKP diyordu.
illeri de söyleyerek. O zaman bana hayal görüyorsun diyorlardı. Şimdi söylüyorum. Bir kez daha söylüyorum. Ben AKP'nin %20'nin altında olacağına çok eminim. Daha hizmeti olabilir. Bu muhalefetin becerisine bağlı. Başarısına bağlı. Muhalefet Türkiye'yi yeniden inşa edecek bir kadroyu halkın önüne koyarsa, bir kadro yeniden inşa edecek beceriye sahip bir kadroyu, yeniden inşanın programını ve buna ilişkin Türkiye'de 84 milyonu kapsayacak, kucaklayacak yeni bir toplumsal mutabakatı halkın önüne koyarsa iddia ediyorum AKP %10'un altına iner. Çok iddialı. Çok iddialı ama asla imkansız değil. Yani çok açık söylüyorum. Bunu gittiğim her yerde, karşılaştığım her yurttaştan duyuyorum. Hepsi aynı şeyleri söylüyorlar. Kolay kolay yanılmam ben. Yanılmadım bugüne kadar. Çok şükür. Çünkü bunu araştırıyorum, gözlemliyorum, soruyorum. Sürekli takip ediyorum. Vatandaşın beklentileri belli. Diyor ki bana güven veren bir kadroyla gel. Benim ülkeyi teslim edeceğim, işte bu Orman Bakanı gibi bir adamla gelme diyor mesela. Onu bile Orman Bakanı yapmışlar yani. Siz ona çok kafayı taktınız. Tabii. Sürekli. Ya o bile Orman Bakanı yani. Düşünebiliyor musunuz yani? Onu bile Orman Bakanı yapmışlar. Ormanların hali ortada. Tarımın hali ortada. Doğru. Tarım ve Orman Bakanı. Onun bile o bakan olduğu bir ülkede herkes olur. Herkes olur. O zaman siz öyle bir kadro göstermelisiniz ki bürokraside de, siyasette de, bakanlar kurulunda da, cumhurbaşkanlığında da, cumhurbaşkanının yardımcılığında da, yargıya da, kurumlara da, meslek kuruluşlarına da öyle bir kadro göstermelisiniz ki vatandaşın endişesi ortadan kalkmalı. Evet, bu kadro Türkiye'yi 21. yüzyılda bütün rakipleriyle yarıştırır diyebilmeli. İki, ya herkesin bir beklentisi var sevgili derim. Beklenti ne? Dönüyorsunuz, emeklilikte yaşa takılanın beklentisi var. Üniversitedeki öğrenci bu ülkede geleceğini planlama hakkını arıyor. Geleceğini planlayabilme olanağını arıyor. Onun da beklentisi o. E bakıyorsunuz köylü vatandaş ürettiği ürünü en azından hak ettiği değeri kadar neye mal ettiyse onun bedelini almak istiyor. Ama o mazotun parasını bile alamıyor. Gübrenin parasını alamıyor. Beklenti esnafta farklı mı? 1937'de kuruyor Büyük Önder Halk Bankası'nı. Niye? Halk Bankası'nın kuruluş kanunu öyle demir ölene bilmem kime paraları kaptırsın, zarraplara bilmem nelere şaibeli kara para aklama işlerine bulaşsın diye kurulmamıştır Halk Bankası. Esnaf, terzi, kasap, manav, mobilyacı, işte ayakkabıcı, işte kumaşçı, şu cubucu. Esnaf, esnafı desteklemek için Anadolu'da Anadolu'nun gerçek taşıyıcısı, gerçek istihdam edicisi, esnafın finansmanı için kurulmuş bir bankadır. Ne oldu Halk Bankası? Ayda 1,5 milyar lira zarar ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde ayda 1,5 milyar lira zarar eden bir bankanın yönetimi sokakta rahat gezemez. Dünyada onları tutarlar ellerine kelepçeyi vururlar, tıkarlar içeriye. Ayda 1,5 milyar lira zarar bir banka edebilir mi? Bu kelepçeyi vururlar, içeri tıkarlar demişken yine insanlar aklına ister istemez devri sabık yaratmayacağız mı, yaratacağız mı? Yok biz böyle yapmayacağız, barış içinde olacağız. Bazı temsilcileri de partinizin bu demokrasinin gereğidir yargılamak suçu olanları diyor. Siz hangi görüştensiniz parti? Sevgili devrim, yasalar siyasetçinin keyfine göre işlemez. Devri sabık yaratacağız veya yaratmayacağız diye bir saçmalık olmaz. Yasalar kim olursa olsun yargılamalı. Devire göre yasalar işlemez. Veya yasaların işlemesi birinin devrinde başka, öbürünün devrinde başka olmaz. Yasalar her zaman yaşarlar ve işlerler. Yargı da siyasetçiden talimat alarak iş yapan bir yer değildir. Onun için yargı bugün engelleniyorsa, yargının işlemesi engelleniyorsa zaten Türkiye'de toplumun en çok irite olduğu konuların başında da bu var. O halde yapılması gereken en önemli iş yargıyı yeniden toplumun vicdanında karşılık bulabilecek şekilde harekete geçirmektir. İnsanlar verdikleri verginin 5 tane yandaşın kurmuş olduğu bir tuzakla elinden alınıp yurt dışında işte offshore şirketlerine kaçırılacağını bildikleri için herkes bunun hesabını mutlaka sorulmasını istiyor. Köprüden geçiyorsunuz, parayı veriyorsunuz, parayı alan
işte bilmem Pandora kutusuna koyuyor. Bilmem ne adasında parayı oraya kaçırıyor. Siz elektrik yakıyorsunuz, parayı veriyorsunuz, parayı alan parayı kaçırıyor bilmem ne adasına. Böyle ahlaksız ve vicdansız bir... Suç. Yani ahlaktan, olmuş. Vicdandan daha ötesi. Bu bir suç. Bu suçun bir müeydesi olmayacak mı? Olacak. Ya bu ülke suçları yargılamalı. Bu ülke yalnızca suç işleyen sahipsiz insanları yargıladığı sürece toplumun vicdanı kanamaya devam edecek. Asıl sorun da zaten orada. Onun için ben sürekli söylüyorum. Bu ülkeyi yeniden inşa edeceksek kurumlarıyla, kurallarıyla dünyadaki örneklerinden hiç farklı olmaksızın mutlaka en ince detayına kadar inşa etmek gerekiyor. Çünkü bunu inşa edebilecek kadro Türkiye'de var. Var. Toplumun her kesiminde var. Gencecik beyinler. Yurt dışında, şurada, burada kendilerine gelecek arıyorlar. Bu ülkede arasınlar. Atatürk bu ülkeyi onlara emanet etmiş. Onun için yurt dışına kaçarak olmaz. Büyük öndere saygı duyuyorlar, sevgi duyuyorlar. Atatürk'ün gençliğe hitabesini ezbere biliyorlar. Ama geleceklerini yurt dışında arıyorlar. Öyle değil. Gelecekleri bu ülkede. Kendi geleceklerini kendileri planlayacaklar. Ülkenin nüfusunun %54'ü 30 yaşın altında. Yani ülkenin nüfusunun çoğunluğu genç insanlar. Sandığa gidecekler, kendi kaderlerini kendileri belirleyecekler. Bu ülkenin umudu bu gençlikte. Bu gençliğin umudu yurt dışındaki pasaportlarla vize alıp başka yere gitmekte. Öyle değil. Burası yanlış. Dönecekler, söke söke kendi geleceklerini koparacaklar. Onlara ben onun için tavsiye ediyorum. Mutlaka Atatürkçü Düşünce Derneği'nin en yakın şubesine gidip üye olsunlar. Orada Atatürkçü Düşünce'ye hakim olsunlar. Oraya katılsınlar. Orada. Çalışmalara katılsınlar. Görecekler ki çok kısa süre içerisinde Türkiye'de çok güçlü bir sivil toplum Türkiye'nin siyasetini de, bürokrasisini de, yargısını da etkiler hale gelir. Gençlik ne zaman harekete geçerse bu ülkede, bu ülkenin geleceği hızlı bir şekilde, en hızlı bir şekilde inşa edilebilir. Yeniden harekete geçen galiba örgütlerden biri de Atatürkçü Düşünce Derneği. 1989 yılında kurulduğunu biliyoruz. Sizin elinizde, izleyicilerimiz de merak etmişlerdir. Evet. Atatürkçü Düşünce Derneği'nin yayınladığı bir albüm var. Onu soracağım size. Atatürkçü Düşünce Derneği de 1989'da belki de Cumhuriyet'e ve Atatürk'e saldırıların yoğunlaştığı, siyasal İslamcı düşüncenin belki taban bulmaya başladığı yıllarda buna bir tepki olarak kuruluyor ve ilginç bir tesadüftür ki bu ihvancı, siyasal İslamcı düşüncenin ağır bir yenilgiye uğradığı bir periyotta da günümüzde de Atatürkçü Düşünce Derneği geçen ay yaptığı, Eylül ayında yaptığı genel kurulun ardından yeniden adını daha fazla duyurmaya, Doktor Hüsnü Bozkurt'un galiba başkanlığa seçilmesiyle bu genel kurulda yeni projelerle, yeni etkinliklerle gündeme gelmeye başladı. Siz başından beri Atatürkçü Düşünce Derneği'ne hem genel merkezine hem de Trabzon'da kurucu başkanıydınız galiba. Destek olan bir isimsiniz. Elinizde tuttuğunuz albüm de Atatürkçü Düşünce Derneği'nin albümü evet, galiba. Evet, şimdi sevgili Devrim, tabii ki çok Atatürk'le ilgili çok ciddi çalışmalar var. Çok güzel, çok kıymetli çalışmalar var ve bunlar her geçen gün artıyor. İnsanlar yaşayan bir Atatürk görüyorlar. Ve bugün Nokta TV'nin 10 Kasım'la ilgili yapmış olduğu kısa videoya bayıldım ben. O kadar güzel ki Atatürkçülüğü bu kadar güzel özetleyemez. Yani bana sorsaydınız... Kısa ve öz bir evet, yani bana sorsaydınız ben belki bu kadar hayal edemezdim. Kim hayal ettiyse bunu kutluyorum onu. Gerçekten çok güzel. Düşünceler ölmez, Atatürkçülük ölmez. Şimdi öylesine bir gerçekle karşı karşıyayız. Bakın 100 yıl önce Büyük Önder Atatürk'ün yaptığı her şey bugün 100 yıl sonra yalnızca Türkiye'de değil dünyada. Dünyanın en uzak ülkelerinde bile Atatürkçülük bir rol model olarak artık ekonomide, sosyal hayatta, ulus devletleşmede her yerde kullanılıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, bundan önceki Başkan Trump çıktı dedi ki Amerika Birleşik Devletleri ulus devletleşmeyi tamamlamalı dedi. Hepimiz şaşırdık. Amerika emperyal bir ülkedir. Ulus devletleşme. Niye? Çünkü Amerika göç alan bir ülke. Bir göç ülkesi. Biz de göç alan bir ülkeyiz. Niye? Osmanlı'dan bugüne kadar biz bu coğrafyadaki bütün mazlum ulusların sığınma yeriyiz. Baba ocağı Türkiye. Atatürk bunu bildiği için bu Misak-ı Milli sınırlarını çizdikten sonra da göçlerin tamamında onları Türkiye Cumhuriyeti'nin
kendi değerleriyle bu ülkenin ulus devleti içerisinde yurttaş yapma felsefesiyle kabul etmiş. Şimdi bütün dünya yurttaş, ülkenin kendi değerleriyle yurttaşı olma düzenini inşa ediyor. Her yerde öyle. Bu arada yönetmen arkadaşımız Mustafa abi, bu sizin bahsettiğiniz klibi ekrana taşıyacak. İsterseniz birlikte tekrar bir daha izleyelim. Onun üzerine devam ederiz. Şimdi sen uğruna savaşlar verdiğin Anadolu toprağında huzurla uyuyorsun ya. Biz ne senden vazgeçeriz, ne kurduğun cumhuriyetten. Ne seni unuturuz, ne fikirlerini. Zaman akar, yıllar geçer, içimizdeki hasret hiç dinmez. Fikirler ölmez, Atatürk ölmez. Fikirler ölmez, Atatürk ölmez. Harika. Atatürkçülük, Cumhuriyet Halk Partisi'nin alt okunun en altındaki devrimcilik. Yaşayan bir ideoloji. Atatürk bir statikoyu tanımlamıyor. Benim manevi mirasım akıl ve bilim diyor. Daha ne desin? Bir statiko değil. Bir değişim, devinim, reform, devrimcilik. Doğal olarak biz bunu gün be gün yapabilmeliyiz. Gençlik bunu gün be gün geleceğe taşıyabilmeli. Onun için Atatürkçülüğü bir statik olarak görmemek lazım. Atatürkçülüğün devrimci yapısını gördüğünüz zaman da zaten dünyanın nasıl bu felsefeden hareket ederek büyük yol kat ettiğini görebiliyoruz. Gelelim bu Atatürkçülüğü evet. Düşünce Derneği'nin kataloğuna. Bayıldım. Gerçekten çok beğendim. Bugüne kadar gördüğüm en iyi çalışmalardan birisi diyebilirim. Birincisi, bu kağıt pahalılığında Atatürkçü Düşünce Derneği'nin bunu çok önceden hazırlamış olması en azından ekonomik olarak bir fırsat olmuş, avantaja dönmüş. Bugün bu fiyatlara böyle bir katalog yapmak kolay değil. Yani böyle bir katalog yapamazsınız. Çünkü bir kağıdını bulamazsın zaten. Bu çok kıymetli bir katalog. Ve o kadar güzel ki, yani Mustafa Kemal Atatürk'ü en başından başlıyor, bugüne kadar getiriyor. Yani öylesine bir Atatürk anlatıyor ki, büyük önderin ta çocukluk yıllarından vefatına kadar ve sonrasındaki o bıraktığı izlerin takibi ettiği döneme kadar ve onunla ilgili dünyadaki bütün ulusların, liderlerin söyledikleri sözleri içerecek şekilde bir felsefeyi anlatan bir çalışma olmuş. Gerçekten Ahmet Gürel çalışması. Ben kutluyorum kendisini. Çok beğendim. Çok başarılı. Edinmek isteyen gençlerimiz, yurttaşlarımız, Atatürkçüler mutlaka olacaktır. Bence sınırlı sayıda var. Çünkü dediğim gibi kağıt sorunu Türkiye'de çok büyük. Bu kağıdı bulmak artık imkansıza yakın. Bir bugün sabahleyin arkadaşımın birisiyle konuştum. Acaba bu kağıttan edinebilir miyiz? Maalesef Hollanda'da hiç kalmamış. Hollanda satışını durdurmuş. Çin'de olduğunu söylüyorlar ama Çin'den buraya gelmesine de şu anda mümkün değil. Çünkü bir konteyner 20 bin euroya gelebilir ancak diyorlar. Kağıt bedeli kadar da konteyner bedeli tutuyormuş. Onun için yani şu anda bunu edinmek imkansıza yakın bir şey. Atatürk Düşünce Derneği'nin elinde sınırlı sayıda var. Ve bir de derneğin çok kısıtlı olan gelir kaynakları düşünüldüğünde bunların satışına gelir de elde ediyorlar. Tabii ki çok ciddi de bir destek. Çok büyük bir maliyeti yok ama bütün izleyicilere söylüyorum. Elinizde böyle bir kataloğun olmasını tavsiye ederim. Emin olun Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü ve Atatürk'ün silah arkadaşlarının bu ülke için neler yaptıklarını ancak bu kadar güzel anlatabilirler. Atatürk'ü elbette birçok kitaplarda, araştırmalarda, büyük önderin nutkunda öğrenmek, bilmek mümkün. Ama bu görsel anlatım da bambaşka bir hazine. Onun için Atatürk Düşünce Derneği'nden bunu edinmenizi tavsiye ederim. Gerçekten kütüphanenizde yer aldığında da çok beğeneceğiniz bir benim de referans olacağım. Kolay kolay biliyorsunuz referans olmam. Evet. Kitap adı veririm ama bu tür şeylere pek referans olmadım ama buna gönülden referans oluyorum. Mutlaka edinmenizi tavsiye ederim. Arkadaşlarımız KCD'de Atatürk Düşünce Derneği'nin
adresini, iletişim bilgilerini vesaireyi sizinle paylaşacaklardır. Oradan da kolaylıkla irtibat kurabilirsiniz, oradan edinebilirsiniz. add.org.tr internet adresi Atatürkçü evet. Düşünce Derneği'nin. O internet sitesine girip orada da bakabilirler. Ayrıntılı bilgiler için de tabii sosyal medya hesaplarında add.genelmerkez isimli evet. Twitter hesabında da bunla ilgili ve diğer faaliyetlerle ilgili. İlk Atatürkçü Düşünce Derneği kuruluş yıllarında, yani 90'lı yıllarda genç arkadaşlarımızla birlikte emin olun dernek tıklım tıklım dolardı. Her gün. Bugünkü gençlik çok daha fazla olanaklara sahip. İşte cep telefonları var, ellerinde internet olanakları var, bilgisayarları var, eğitim olanakları çok daha gelişmiş. Ellerinde müthiş olanaklar var. Onun için Atatürkçü Düşünce Derneği, Atatürkçü ideolojiyle çok hızlı bir şekilde entegrasyon sağlayabilirler. Yani bence Atatürkçü Düşünce Derneklerinin ilgili kendi bulundukları bölgede mutlaka fikir kulüpleri kursunlar, dernek kuruluşları yapsınlar. Oralarda çalışma platformları oluştursunlar. Yani Türkiye'nin geleceğini gençlik planlasın. Atatürkçü Düşünce Derneği bunu çok iyi organize eder, edebilir. Onlarla birlikte yepyeni bir Türkiye'yi gençlikle inşa ederler ve bu da gerçekten olması gereken bir inşadır. Yeniden inşa ederken yeniden Atatürkçü düşünce diyorsunuz, evet, ekliyorsunuz. Evet, bunu taşımanın gururunu taşıyorum. Haklı çıkmanın da gururunu taşıyoruz. Çünkü biz Atatürkçü düşünceyi savunduğumuz dönemlerde, hatta bir aralar bu yetmez ama evetçi lümpen tayfanın, ki ben sevgili derim şu ayrımı yapma. Birileri düşüncelerini açık açık söylerler, bizden farklı düşünebilirler. Hiç itirazım olmaz onlara. Burada itirazınız tabii, ne? Burada şu, bu lümpen bukalemun tanımı vardır ya. Yani. Çok eğitimliler de var ama aralarında. İşte onların omurgaları yoktur. Onlar dün başka, yarın başkadırlar. Sürekli her günün adamıdırlar. Hiçbir saygınlıkları yoktur. Hiçbir kabul görmüşlükleri yoktur. Toplumda bir karşılıkları da yoktur. Ama geçmişten gelen o fırıldak karakterleriyle toplumun sinir uçlarına dokunurlar. Şimdi dün bir tane ne var, bir tane var ya, bir 100 yılın fırıldağı der. Rahmetli Uğur Mumcu ona ne derdi? Çok ağır şeyler söylerdi. Ben onun dün tavabet aşamasına geldiğini öğrendim. CHP kapatılabilir diyen bir bahsediyorsun. Evet, zat cevat vardı. Yani bizim Karadeniz'de onlarla ilgili çok güzel cümleler söylerler. Karadeniz'de zerzevat deriz biz, biliyorsunuz. Böyle işte zerzevat, bahçede yetişen sebze, meyve vesaireye toplamına birden zerzevat terimi kullanılır. Bu zerzevat terimi de bazı böyle lüzumsuz insanlar için kullanılır. Ya biz zerzevat derler böyle. Buna zerzevat bile demek haksızlık olur. Zerzevata haksızlık olur. Kesinlikle. Bunun ayağına bit ya, bunun Bakırköy Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne gidip tedavi olması lazım. Çünkü bu kadar fırıldakla başı dönmüş bunun. Ne dediğinin farkında değil. Ne dediğinin farkında değil. Bizim Karadeniz'de bir cümle daha vardır. Sokma akıl 7 adım gider diye. Bunda o kadar. Yani herhalde 7 adım atıyordur diye düşünüyorum. Çok fırıldaklıktan ne dediğinin farkında değil. Ya bu Bakırköy Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne gidip tedavi olsun ya da buna ailesi sahip çıksın. Bu çünkü ne yapacağı belli olmaz. Ayağına bir beton blok bağlar, gider boğaz atar kendini aşağıya. Ondan sonra da millet bunu adam yerine koyar. Velhasıl. Peki. Sayın Pekşen, kapatmadan önce son olarak varsa bir mesajınız bugünün önemine dair. Bugün da alarak Büyük Önder'in 83. yılında insanlık bir kez daha şunu gördü ki doğrular, akıl ve bilim, yurtseverlik ve yurttaşlık her zaman yaşıyor, geleceği de inşa ediyor. Biz daha nice 10 Kasım'larda Büyük Önder'i keşfetmeye başlayacağız. Biz daha keşfetmedik. İnsanlık Galile'yi, Galile'nin yaşadığı dönemde keşfetmedi. Ya da Sokrates'i, Sokrates'in yaşadığı dönemde keşfetmedi. Aradan 2500 yıl geçti, insanlık Sokrates'i konuşmaya başladı. Galile'yi 500 yıl sonra konuşmaya başladı. Gandhi'yi konuşmaya başladı. Ama o Gandhi'nin, o Fidel Castro'nun ve daha dünyada Mao'nun, daha birçok liderin bir lideri vardı. Hepsinin bir lideri vardı. Gandhi'nin hayranlıkla, Muhammed Ali Cinnah'ın hayranlıkla Türkler başardı, biz de başarabiliriz diyen İran'ın ya da Afganistan'ın ya da dünyanın başka ülkelerinin liderlerinin bir lideri vardı. O da Mustafa Kemal Atatürk'tü. O da Türkiye'nin
kurucu lideriydi. Ne mutlu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizim ülkemizin kurucusu olmasına. Ne mutlu biz Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkesinin yurttaşlarıyız. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun.